Kırım Yarımadası işgalden sonra çok insanlarımız için bir cehennem gibi oldu. Ve onlar Kırım ne zaman kurtulacak o umutla yaşaylar. Biz de Kırım'ın dışarısında olan insanlar, Kırım'a girmeye yasak olan insanlar ve diasporamız elbette o insanlarımıza ne derecede yardımcı olabiliriz ve nasıl bu serbestlik günü, kurtuluş gününü yakınlaştıracağımız bu etrafında elbette bütün düşüncelerimiz, bütün çalışmalarımız. Umut ediyoruz ki bu işgal uzuna sürmeyecek. Ama yalnız umut edip olursak, bir şeyler yapmayacak olsak elbette bu kurtuluş günü çok daha uzayacaktır. Elimizden ne gele onu yapacağımız. Evet, bu büyük mesele yalnız Ukrayna'nın elinden gelecek şey değil, yalnız Kırım Tatarların elinden gelecek şey değil. Çünkü bizim umudumuz, isteğimiz Kırım'ı silahla değil de, savaşla değil de, diplomatik yollarla, Rusya'ya karşı, bu işgalci devlete karşı baskıları arttırmakla böyle çözülürlerimiz. Ama sonki yıllarda, sonki zamanlarda olup geçen olaylar, dünyada olup geçen değişmeler, seçimler biraz bize de rahatsızlık verir. Trump'ın bu seçim kampanyası zamanında aytkan breki saçma sözleri bizi biraz rahatsızlandırdı. İkinci taraftan bakanımız onun ekibinde savunma bakanı olsun, dışişleri bakanı olsun, onların konuşmalarını dinleyimiz biraz umut verici gibi olan. Ama neyse de durum böyle. Şimdi Kırım'da olup geçenler, Ukrayna'da olup geçenler hakkında malumat vermek gereksizdir. Bu internet zamanı vaktinde herkes her şeyden haberi var. Onun için sizin nasıldır bir sorularınız var ise ona elbette memnuniyetle cevap verelim. Şimdi bizim esas çalışmalarımız, arkadaşlar bu Kırım Tatar Dünya Kongresi'nin yönetim kurulunun toplantısından geldiler, onlara bir malumat verirler. Epeyce önemli kararlar alındı. Yakın zamanlarda biz Kırım Tatar halkının Ukrayna'daki statüsü konusunda karar sunacağımız parlamentoya inşallah geçecektir. O geçtiği takdirde işgalden sonra Kırım Yarımadası'nda mutlaka Kırım Tatar Cumhuriyeti olacağına büyük umudumuz var. Aslında işgalden sonra Ukrayna'da ve aslında bütün dünyada Kırım Tatarlara karşı bakış bambaşka oldu. Kırım Tatarların itibarı, otoritesi çok yükseldi. Çünkü böyle zor durumda gerçekten de işgalcilere karşı direniş gösteren sadece bizim halkımız oldu. Evet, başka milletlerden de insanlar vardı ama millet olarak, toplum olarak tamamıyla bu işgalcilere karşı çıkan yine de Kırım Tatarları oldu. Onun için de Kırım Tatarlarının otoritesi Ukrayna'da çok yüksek ve biz bu fırsattan faydalanıp biz halkımıza uygun olan ve aynı zamanda Ukrayna'da içinde uygun olan kararları, kanunları kabul edilmesi için çalışacağız. İkinci mesele elbette en önemli meselelerden birisi bu bütün dünyada Kırım Tatar meselesi, Kırım'daki durumun anlatmak doğru bilgiler vermektir. Öyle oldu ki bu İşgalden sonra her yıl benim en azından 25-30 dış ziyaretlerim oldu. Çeşit parlamenterlerden, siyasi adamlarla görüşme fırsatı oldu. Onlardan fikir alışveriş yapmamız. Şunu söylemek ki çok yerlerde
Kırım hakkında malumat yeterli kadar değil. Çok insanlar, evet yüksek seviyedeki parlamenterler arasında da ama geniş şekilde alsak, çok insanlar bu Rusya'nın propagandası tesirinde. Çok yerlerde duyamam ki, işte Kırım'da referandum olmuş iken, halkın çoğunluğu Rusya'ya eklenmesini istemiş iken, o sebepten buraya girişmek çok uygun görmüyorlar. Aynı şeyi bildiğiniz gibi Trump da bu seçim kampanyası esnasında bu fikri söyledi. Onun için bizim için çok önemli bu siyasi adamlarının, devletin başında olan insanların, parlamenterlerinin görüşmek ve gerçek durumu anlatmak. İşte bu konuda evde çalışmalarımızı devam edeceğimiz. Fakat burada benim biraz Türkiye'de olup geçen şeyler biraz rahatsızlar. Geldiğim zaman benim burada Ukrayna elçisinden arkadaşımız karşıladı. Bu toplantıdan sonra Büyükelçide de görüşmemiz olacak. Türkiye belli, bildiğiniz gibi bu Avrupa Birliği, Amerika, Kanada, Japonya tarafından uygulanan yaptırımlara katılmadı. Ve tam tersine şimdi Türkiye ve Rusya arasında işbirlik, dostluk, öneralı böyle kelimeler kullanıla yükselmek durumunda. Embargo, Kırım'da işgal olan embargoya katılmasını bıraktınız. Tam tersine sonki zamanlarda ticaret devam etti, genişledi. Türk gemileri Kırım Yarımadası'na giriyor. Sonra bize de dünyanın çeşitli yerlerinde sorular veriyorlar. Ya siz diyorlar, Türkiye sizin için en yakın ülke. Orada sizin en büyük diasporanız, Ukrayna'da yaşayan Kırım Tatarlardan 10 kere daha ziyade Türkiye'de yaşayan. Neden sizin böyle durumunuzda Türkiye'nin davranışları böyle? Biz çaremiz olduğu kadar Türkiye'yi savunmaya çalışalımız, Türkiye'nin durumunu anlatmaya çalışalımız. İşte enerji bakımından böyle zorlukları var, böyle şeyler var. Ama bizim anlatmalarımız çok tesirli olmadı. Dediler ki akrabalık öyle olmaması gerek. Bundan da gayrı bildiğiniz gibi buradan ardı sıra heyetler gelip gitti. Kırım Yarımadası'na. Geçen yılın sonunda da bir büyük heyet geldi. Onun Rusya çok reklamını yaptı. Kırım televizyonunda, Rusya'nın televizyonunda sanki devlet tarafından yollanmış olan bir delege gibi gösterdiler. Temelinde aslında bir kimse değildir onlar. Dugin, bu Avrasya Derneği'nin başkanı, Rus ajanı, Ukrayna'nın en büyük düşmanlarından birisi, burada yuva kurmuş. Dernek kurmuş ve buradan birkaç satkın heriflerin Kırım'a yollayırlar da onlar da orada Rus propagandasını yaparlar. Kırım Yarımadası'na ayaklarını basar basmaz burada hiçbir milli problem yok. Herkes mutlu. Onun için demek Kırım Yarımadası Rusya'nın parçası olduğundan herkes çok mutlu iken böyle propaganda yaparlar Türkiye'den gelen bazı pis herifler. Evet, bundan sonra Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı, elçilik tarafından yalanlamalar oldular. Dediler bu iş Türkiye'nin pozisyonuna bağlı değil, bu şahsi insanlar. Ama bakalım da Türkiye basınında bu konuda hiçbir şey yok. Gerekli derecede tepki yok. Ve Ukrayna'da da insanlar diyorlar ki, bize diyor ya Türkiye... Sizin yakın insanlarınız, yakın ülke neden böyle şeyler yaparlar onlar hep bizden soruyorlar.
Bizde çok cevap verip olamayız. Onun için burada sizin dikkatinizi buna çekmek isteyeyim. Madem ki böyle şeyler ola, mutlaka basında yeterli kadar keskin şekilde bir reaksiyon olması gerek. Açıklamalar yapılması gerek. Evet, bizim dergilerimizde Nabak Kemal Bayar mesela çok güzel makalesi oldu bu konularda. Ama geniş gazetelerde, Hürriyet, Sabah gazetelerde böyle şeyler görmeyiz. Onun için benim fikrimce biraz bu merkezi önemli gazetelerden çalışmak gerekti. Onlara Kırım hakkında yeterli şekilde malumatlar verip durmak gerek. Şimdi Kırım'da durum biraz daha kötüleşti. Ev aramalar daha sık oldu. Şimdi yalnız insanları da, kapalgan insanların sayısı bir arttı. Bundan da gayrı onları savunan avukatları da yakalamaya başladılar. Sovyet zamanında öyle şey yapılmaydı. Sovyet zamanında bile öyle şey yapılmaydı ama şimdi böyle öyle Rusya'nın praktikine geçti. Aslında elbette bu mahkemelerin hiçbir önemi yok. Avukatların da önemi yok. Avukatların ne kıymeti var? Yalnız orada olan haksızlıkları dünya kamuoyuna gazeteleri dökmeleri. Ve en iyi çalışkan, bu manada iyi çalışkan bizim o Moskovalı avukatımız vardı. O İlmi Ömerov, Ahmet Çiğgöz'ün işlerini alıp paraydı. Onu şimdi zorla FSB'ye getirirler. Sanki şahat olarak, o Türkçe diyor, tanık bile, sivilizmeler olarak sorgulamaya başlayırlar. Protokol yazarlar ve şimdi Rusya kanunlarına göre eğer onu sorgulamış olsalar artık bu davada iştirak etme hakkı olmayacak. Böylelikle Nikolay Polozov en efektif çalışan avukatın hem İlmi Umerov'un hem Ahtem Çiğgöz'ün İlmi Umerov'un işinden şimdi çekleştirdiler. Biz mecbur olduk şimdi başka avukat kadırmalı. İkinci Kırım Tatar avukatı Emil Kubedinov, onu da yakaladılar, hapise attılar. Sebebi daha işgalden önce Facebook'ta bir şeyler yazganayken böyle bir saçma şeyler yapalım. Yani etmek istediğim Rusya'da kanun, mahkeme diye şey yok. Her şey siyasi. Nasıl yukarıdan bir emir gelse o mahkeme öyle kararı çıkaracak. Ama avukatların önemi demin söylediğim gibi işte yalnız oradaki olan haksızlıkları dünya kamuoyuna bildirmek. Bizim fikrimizce göre bu baskılar devam edecek. Hem de kuvvetleşecektir burada baskılar. Çünkü işgal rejimi, totaliter rejim, faşist rejimler yalnız insanların korkusunu, baskının iktidarda kalabilir. Başka çareleri yok. Bu vaziyette ne yapacağımız? Tek bir yolumuz yine de şu dünya kamuoyuna malumatları vermek. Başka çaremiz yok. Ve elbette bu baskılar Rusya'ya karşı, işgalciye karşı daha keskin yaptırımlar uygulanmasına bir sebep olacaktır. Ama ne derecede biz bunu becerip olacağımız bizim gayretlerimize, bizim çalışmalarımıza bağlı olacak. Söyleyeceğim bu kadardır. Sorularınız var ise memnuniyetle cevap veririm. Biz iktidar, hükümetke gelen her bir şeyle münasebetlerimizi kurmak ve bunların devlet elinden resmi olarak Kırım davasına sahip çıkmasın, Kırım'daki mücadelemizi desteklemesin istemek mecburiyetindeyiz. Bizim şahsi olarak hükümetteki, iktidardaki partinin karşı görüşünde olma hakkımız vardır. Olacaktır da ve normaldir, olmalıdır da. Yani bu benim problemim değil. O normal. Ama aldığımızda şimdi bir referandum geliyor. Ha,
gelecekler, soracaklar. Hayır, evet. Evet, bu ülkenin vatandaşı olarak bir fikirleriniz olacak bilmem ne. Ama gelgen her bir insana sormak gerek. Her bir partiye sormak gerek. Bu Kırım'da neler bola? Başkanımızın kaydetkeni Rusya'nın münasebetler kayerge kadar. Ne olacak? Arkadaşlar, aslında kişisel olarak da Türkiye'nin belli politikalar milli menfaatlerine de aykırı olganını yazamız, anlatamız da. Bu kadar çok Rusçu olmanın bir manası yok. Rusya bir ham yasarsa, bir aşarsa bir daha kolay kolay etmez. Bunu bizim Kırım'dakılar en ağır bilgenler. Sırf Amerika karşıtlığı, Yahudi düşmanlığı, Batı karşıtlığı olmak Putin'in iyi olmanını göstermez. Hatırlanız, bizge Türkiye'de 12 yıl öncesinde Stalin hakkında tek laf ettirmeyediler. Hitler dünyanın en kötü adamıydı. Doğru, Hitler kötü. Ama mağa kalsa Hitler'in hocası Stalin. Stalin, Hitler başka milletlerini de kesti. Stalin kendi halkın 12 milyon insanını veya daha fazla insanını katletti. Ama biz şimdi gerçeklerini gördük. 2017 senesindemiz. Bu 2017 senesinde üstümüzde düşken vazifelerini yasayıp ve İsmail Gaspıral'ın aytkanı gibi milletinin sebebi olsanız elinden gelgen işte başkanız değil. Cafer Seyit Ahmet Kırımer'in aytkanı gibi millet idealist insan birisinden emir beklemez. Birisinden davet beklemez. Bu vatan için bir şeyler yapmak gerekenin görür, davaya dahil olur, göreve talip olur ve çalışır. Biz de oturayıp çalışayıp. Hepimiz aklımızı başımızdan toplayıp düşmanımız bir tane şu anda. Başta cehalet, ikincisi Rusya. Kendi kardeşlerimiz, kendi arkadaşlarımız değil. Bizim de çok güçlü olan bu Rus propagandasına karşı bizim arkadaşlar bazı insanlar yaptığı gibi benzin tökmeyip bilakis bu Rus propagandasını tesirsiz hale getirmeye var gücümüzle çalışayım. Biz bugün bizler konuşamız. Bundan 50 sene sonra bizim ballarımız, torunlarımız, bizden sonraki nesiller geldiğinde bugünkü gündeki bizim milli hareketmen, milli davayla uğraşkan insanlarımızı yargılayacaklardır doğal olarak. Onlar ne yaptılar, ne yapmadılar, ne için yapmadılar diye. Bütün bunlara karşı biz elbette her şeyden evveli tarihe karşı, milletimize karşı ve en önemlisi kendi vicdanımıza karşı mesulüz. Eğer akşam yatkanda vicdanınız, kalbiniz, gönlünüz rahat rahat sızlamadan yatap olsanız aytacak hiçbir şeyim yoktur. Onun için çareni uzaklarda değil, hizmet için enerjini, gücünü özünüzde karanız ve bunu da hep beraber canılayıp canı baştan Mustafa ağamız gibi dünyanın tanıganı liderler başımızda sav eken de var gücümüzle çalışayıp da bu dünyadaki karamboller içerisinde Kırım ve Kırım Tatarları demir leblebi gibi yutulmasın. Yutmak isteyenin boynunda, boğazında tıkılıp kalsın, kalp krizi geçirip geberip geçsin. Sağ olunuz. Tabii ki biz burada öz eleştirimizi yapacağız. Ama ben şöyle gördüm, yani evet, şimdiye kadar yapılan konuşmalar çerçevesinde bayağı bir ezildim. Hakikaten yapmamız gereken çok iş var ve bunların da başkasından yapması da beklenemez. Tabii ki bizler yapacağız. Sorumluluk sahibi insanlar olacak. Onlar da bizleriz. Yani öyle çok da fazla bir lüksümüz yok. Ama şu var ki bir de bardağın dolu tarafını görmek lazım. Önce ben oradan başlamak istiyorum. Belki arkadaşlarımız ve son arkadaşımız böyle bir kendi şeyine göre kürsünü vermiş olduğu bir heyecanla çok keskin sözler söyledi ama bence yani o kadar da şey değil. Yani biz o kadar da basit değil bu işler. Bu meselenin tabii ki çok köklü bir geçmişi var. Şimdiye kadar bu meselede ömrünü vermiş pek çok büyüğümüz var. Çok değerli teşkilatlarımız var. Şimdi onları böyle bir kalemde silip atmak bence pek doğru değil. Ya bizim Türkiye'de başlayan Numan Çelebi Cihan'la, Cafer Seyit Ahmet'lerle başlayan ve 1917 yılındaki o bizim kurultayımızla Kırım Tatar Ahali Cumhuriyeti'ni kuran
bir hareketin devamı gibi algılamak lazım. Ve biz bu yılda o hareketin kurmuş olduğu devletin inşallah burada hep birlikte 100. yılını kutlayacağız ve onu yine biz başaracağız. Şimdi tabii ki burada sosyolojik gelişmeler var. Kırım ilk defa işgal edildiği zaman 1783 yılında bizim burada bulunan, Hazirun'da bulunan arkadaşlarımızın çok büyük çoğunun ataları vatanlarını terk etmek zorunda kalmışlardı. Yani onlar da o gün vatanlarını terk ederken böyle gelip daha iyi bir hayat, daha iyi yaşam şartları, bir refah için değil, öncelikli olarak kendi kimliklerini, kendi kültürlerini yaşatma telaşındaydılar ve o zamanki kendi değerlendirmeleriyle göçte buldular kurtuluşu ve vatanlarından ayrılmak zorunda kaldılar. Tabii ki vatandan kopmak, vatandan ayrılmak öyle kolay bir hareket değil ve o zamanki şartları düşünürsek binlerce kilometrelik mesafeyi günlercelik bir yolculukla ve belki de hayatların bir kısmını, büyük bir kısmını kaybederek devam ettirdiler ve şimdi o insanların torunları da bu meseleye tabii ki kayıtsız kalmadılar. Ama bunu sosyolojik olarak, yani burada tutunmaya çalıştılar, pek çok değişik şeyler geçti. Bu şartlarda dahi bir avuç insan, yine o bahsettiğimiz o kurultayı toplayan insanların devamı olan Cafer Seyit Ahmet'le başlayan Müstecip Ülküsal'a devam eden ve onların bu hareketini devam ettiren ve bugün aramızda olan pek çok arkadaşımız da çok büyük fedakarlıklarla bu meseleye büyük katkılar sağladı ve meselenin Kırım kültüründen ziyade, tabii Kırım kültürünü ihmal etmeyerek, Kırım Milli Hareketi'ni de dikkate alarak belki hiç kimsenin haberi yokken ilk defa bu insanlar Kırım Tatarlarının büyük soykırımını Türkiye'de, dünyada duyurmaya çalıştılar. 1986 yılında Mustafa Agamız'ın hapis cezası sona erecekti ve o sonlarına doğru bir tekrardan sözde bir mahkemeyle Mustafa Agamız'ı yargılayıp tekrardan onun hapis süresini uzatmaya çalıştılar. Ama o zaman dünyada biz büyük bir hareket başlattık. Bugün Türkiye'deki Kırım Tatar Teşkilatları Platformu'nun kuruluşunun bir araya gelişinin ikinci yıl dönüm vesilesiyle toplandık. Biz her yıl mutlaka bir kez Türkiye'deki bütün Kırım Tatar teşkilatlarını bir araya getirmeye çalışıyoruz bu toplantılarda. Elbette bir yıl dönümü, ancak biz bu yıl dönümünde geçtiğimiz bir yıl içinde Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin ana ayağını oluşturan Türkiye diasporası olarak Dünya Kırım Tatar Kongresi'nde yapılan işleri görüşüyoruz. Alınan kararları, yapılan faaliyetleri görüşüyoruz ve geçtiğimiz bir yıl boyunca Türkiye'de yapılan faaliyetler ve dünyada yapılan faaliyetleri görüşüyoruz. İlaveten artık kongrenin kurulmasıyla birlikte, bir üst yapı olan kongrenin kurulmasıyla birlikte kongrenin bütün dünyada planladığı faaliyetleri anlatıyoruz. Bugünkü bu toplantıda Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin 2017 yılı boyunca yapacağı faaliyetler, geçtiğimiz toplantılarda aldığı kararlar doğrultusunda yapacağı faaliyetler konusunu görüştük. Ve arkadaşlarımız da kongrenin almış olduğu kararlar doğrultusunda faaliyetlerin yapılmasına dair yöntemleri konuştuk. Alınan kararlar da yine kongrenin kararları doğrultusunda hem bizim açımızdan en önemlisi, dünyaya Kırım'da yaşayan vatandaşlarımızın vaziyetini duyurmak amacıyla planlanan imza kampanyası, Türkiye'de bunu ne şekilde yürütebiliriz, buna ilişkin fikirleri aldık arkadaşlarımızdan ve en kısa sürede bu faaliyete başlayacağız. Onun için de Litvanya'daki Tatarların talepleri ve faaliyetlere ilişkin görüşlerini aktardık.
Bir de tabii geçen yıl Gençesk'te yapılan Dünya Kırım Tatar Kongresi'nde gene Türkiye diasporası olarak üzerimize aldığımız Gençesk'teki Kırım Tatarlarına cami, milli mektep, bala bahçesi tarzı ihtiyaçların karşılanması için yapılan işler konusunda bilgi verildi. İnşallah cami ile ilgili de geçtiğimiz hafta zaten meclisin orada yaptığı toplantılarda bilgilendirmeler de yapıldı. Orada mimari planlar, projeler, Ukrayna mevzuatı doğrultusunda çıkar çıkmaz inşaatlar başlayacak. Peki bu kulliye diye geçildi. Evet. O cami ve okul kapsamında bir şey mi? Evet, yani külliye aslında bir kompleks anlamında. Hem cami var, 250 kişilik bir cami. 10 derslikli bir milli mektep, bala bahçesi. Orada vatandaşlarımızın, oradaki Gençesk'te ya da o bölgede yaşayan insanlarımızın sosyal kültürel ihtiyaçlarını görebilecek, ihtiyaçlarına cevap verebilecek alanları olacak. Peki bu sadece 2017'de başlatılacak mı, yoksa belli oldu mu ne zaman tahminen biteceği bu inşaatların? Biz şunu söyleyelim, aslında bunun projesi Türkiye'de çizildi fakat Ukrayna kanunlarına göre bu projenin tekrar Ukrayna'da gözden geçirilip onaylanması gerekiyor. Artı altyapı, elektrik, su, gaz gibi altyapı projeleri, bunların hepsinin çizimi için orada bir mimarlık ofisiyle anlaşıldı. Her iki cami ya da her iki külliye içinde. Oradaki onay süreçleri, Ukrayna makamlarının onay süreçleri biter bitmez biz cami için inşaata başlamaya hazırız. Ve mümkün olan en kısa sürede de hizmeti açmak istiyoruz orayı. 2017 senesine tabii oradaki inşaat koşulları ne der, ne gösterir bilemiyoruz. 2017 senesi içinde açabilirsek çok sevineceğiz. Sizin fikrinizce Ukrayna Devleti Kırım Tatarlarına, Kırım Tatar Kongresi'ne yeterince destek çıkıyor mu? Ve çıkmıyorsa nasıl bir destek daha beklenebilirdi Kırım Tatarlar olarak? Şimdi ben şunu söyleyeyim. Elbette Ukrayna Devleti de çok büyük bir değişim süreci içinde. Ve Ukrayna Devleti'nin kuvvetini, gücünü ya da imkanlarını da biz aşağı yukarı artık görmeye başladık. En azından Türkiye diasporası açısından söyleyelim. Maalesef Ukrayna Devleti doğusunda bir savaş veriyor. Ve ekonomik anlamda da istenilen düzeyde bir ülke değil şu aşamada. Bunu da görüyoruz. Biz de bunu mümkün olduğunca vatandaşlarımıza buradan hizmetleri vermeye çalışarak destek olmaya çalışıyoruz kendi gücümüz çerçevesinde. Ancak siyasi anlamda mesela soykırım, sürgünün soykırım olarak tanınması bizim 25 yıldır beklediğimiz bir şeydi ve bunu Ukrayna parlamentosu kabul etti. Mustafa Ağamız da az evvel toplantıda bilgi verdi. Bundan sonra Kırım Tatar halkının Ukrayna'daki statüsü konusundaki kanun görüşülecek. Bu da bir süreç. Ukrayna'nın bürokratik ve yasama süreçleri de uzun süren bir prosedüre bağlı maalesef. İnşallah onu da bekliyoruz ve bir sonraki aşamada artık Sayın Poroshenko'nun, Cumhurbaşkanı Poroshenko'nun dile getirdiği Kırım Tatar Özerk Cumhuriyeti projesi. Ukrayna Anayasası'nda gerekli değişiklikleri yapmak üzere biliyorsunuz Sayın Poroshenko çağrıda bulundu. Bu süreçler zaman içinde gidecek. Tabii belki bugün için bizim için çok uzun süre alıyor ama millet tarihinde bu süreler çok uzun süreler değil. İnşallah biz en kısa sürede bütün bu kararların Ukrayna parlamentosu tarafından alınıp hayata geçirilmesini bekliyoruz. Bizim bir başka talebimiz daha var. Bu kongre toplantısında da dile getirildi. Soykırım olarak tanındı sürgün elbette. Ama Ukrayna ceza kanunlarında Kırım Tatar soykırımının inkarını suç veyahut da kabahat olarak tanımlayacak maddelerin de girmesini istiyoruz. Çünkü biliyorsunuz karşı tarafta da soykırım olmadığı, sürgünün normal bir şey olduğu yönünde bir enformasyon kirliliği mevcut. Ben ilave şunu söyleyeyim. Tabii Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin kararı doğrultusunda biz geçtiğimiz hafta dünyadaki bütün parlamentolara Kırım Tatar sürgününün soykırım olarak tanınması yönünde taleplerimizi gönderdik mektup olarak. Ve dün itibariyle de Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin üyeleri olan sivil toplum kuruluşlarının bulunduğu ülkelerdeki arkadaşlarımıza da bu mektubun birer örneğini göndererek kendi parlamentolarında
bunun lobisini yapmaları için çağrıda bulunduk. Bu zamana kadar bir cevap geldi mi? Şu ana kadar cevap gelmedi çünkü biz Ankara'daki büyükelçilikler vasıtasıyla gönderdik bunları. Bir kısmını da Ankara'da büyükelçiliği olmayan ülkelere de mektupla gönderdik. Mektuplarımız yeni ulaşmaya başladı ellerine. Cevaplar sanırım birkaç aya kadar ancak ya da tepkiler birkaç aya kadar ancak belli olacak. Ve de şöyle bir sorum oluştu şimdi. Türkiye'deki alt tabandaki Kırım Tatar halkının halkına ulaşmak için ne yapabiliriz dernekler olarak, şahıs olarak? Ben size şunu söyleyeyim. Bir kere aslında Türkiye'deki bütün Kırım Tatar köyleri gezilmiş ve kitaplaştırılmış halde. Yaklaşık Türkiye'de 298 tane şu an hali hazırda Kırım Tatarların yaşadığı köyler var. Biz bunlara bir şekilde ulaşacağız. Özellikle bu imza kampanyası, başlatacağımız bu imza kampanyasında birebir köylere kadar gidip görüşmemiz gerekiyor. Bu da bizim halka tabana, Kırım'da Türkiye'de yaşayan Kırım Tatar tabana sesimizi duyurmak, onlara ulaşmak, onlara dokunmak için iyi bir fırsat olacak. Şimdi bu Kırım Tatar Teşkilatları platformunun kuruluşunun ikinci senesi. Biz bugün öğleden sonra yapmış olduğumuz toplaşı bu amaç içinde yapıldı. Biz Türkiye'de yaşayan Kırım Tatar teşkilatları bir araya geldik, istişare ettik. Efendim halkımızın, vatanımızın vaziyetiyle alakalı konuştuk. Mesele bu. Tabii bu konuyla alakalı bizim meclisimizin, kurultayımızın almış olduğu kararlar veyahut da Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin yönetim kurulu daha yakın zamanda Kiev'de ötkerildi. Bu konularla alakalı orada alınan kararları da arkadaşlarımızla paylaştık. Bu toplantılar ne kadar sıklıkta geçirilir? Bu lazım oldukça. Bu şimdi sene, yani bir ikinci senesi için olan Şubat ayın 8'inde kurulgan idi. 2 sene evvel. Vatanımız işgal olduktan sonra kuruldu. Sonra kongre toplaşığı oldu. Bu normal olarak normal 4 kişilik bir icra komitesi var. Bu icra komitesi gerek olan hallerde bütün teşkilatları toplaşığa davet eder. Bugün dernek başkanları ile nasıl kararlar alındı? Bu sene için nasıl faaliyetlerde bulunmalı? İşte kongrede yapılan tavsiye kararları görüşüldü. Normal yapılması gereken 18 Mayıs ya da vatanımızın işgaliyle ilgili olan tedbirler, bütün dünyada yapılacak olan tedbirlerle alakalı görüşüm oldu o şekilde. Yani şimdi bu insanların hepsinin korantasında o duygu var. Yalnız o duyguların üzerinde kül var. Bilesin mi külü? Külü şey yapmak gerek. Onun için çalışmak gerek. Yani bunlar 100 sene, 150 sene evvel geldiler Kırım'dan. O bakımdan az bir zaman değil. Diasporada 100-150 sene uzun bir zaman. Yani bu dünyanın her tarafında bu böyle. Ama Kırım'la ilgili meseleler gündeme geldiği zaman bu insanların hepsi Kırım Tatar olganı hatırlaylar ve onun için bir şeyler yapmaya gayret ederler, tırışırlar. Yani o konuda biraz zaman gerek ve çalışmak gerek. Kırım Tatarların meseleleriyle alakalı. Zaten Ukrayna Devleti bu konuyla ilgili yapmış olduğu yanlışlardan dolayı özür diledi. Ya da yaptığı yanlışları kabul etti. Biz dedi bu hataları yaptık. Hakikaten Kırım Tatarların hakları verilseydi, Kırım'da Kırım Tatarların milli medeni hakları yukarı şey yapsaydı, çıksaydı efendim ve Kırım'da Kırım Tatarlarının milli devletçiliği ile alakalı talepler dikkate alınsaydı bugün Kırım Ukrayna toprağı olurdu. Değil mi? Bugün 4 Şubat 2017 tarihi itibariyle Türkiye'de olgan Kırım Tatar Teşkilatlarının bir araya geliyor. Vatan Kırım için hep birlikte hareket etmesinden alakalı olarak kurulgan Kırım Tatar Teşkilatları Platformu'nun ikinci senesi devriyesi itibariyle hem onu anmak, onunla alakalı olarak bugünkü kadar neler yapıldı ve bugünden sonra neler yapacak onunla alakalı tartışmalar olup geçti. Bilirsiniz bu 45'e yakın Türkiye'deki Kırım Tatar Cemiyeti bu platformun oluşturduğu idi. Hemen akabinde bu platformla beraber Dünya Kırım Tatar Kongresi de 2015 senesinde Türkiye'de yapıldı ve o kongrenin çalışmaları, süratle olan çalışmalar hakkında da bugün o teşkilatlarda da bilgi verildi. Tabii ki bu Türkiye'de yaşayan Kırım Tatarları ilk işgalden beraber vatanlarını terk etmek
zorunda kalsalar da aradan aslında da geçse o göç etken insanların torunlarına, vatanlarından koparılamadılar. O insanlar üzerine düşen sorumluluklarla birlikte bugün dünyanın geniş yerlerinde üzerine düşen vazifelerini yapıp başladılar. Ve bugün bu görüşlerde pek faydalı olup geçti. Teşkilatlar öz taraflarından fikirlerini bildirdiler. Bazı teşkilatlar farklı görüşler bildirse de toplantının sonunda 2017 senesinde özellikle Kırım Tatar Ahali Cumhuriyeti'nin 1917 senesinde kurulan Kırım Tatar Ahali Cumhuriyeti'nin 100. senesi olması münasebetinden nasıl da bir tedbirler geçirmek gerek onlar hakkında da söz yürütildi. Bu güzel de bir tesadüf. Kırım Gelişim Vakfı da bu akşamla bağlı olarak böyle bir akşam tertip etti. Biz hem bu birlik ve beraberliklerimizle görsetmek hem de bu bir milletke mesaj vermek açısından biz de bunda folklorumuzun, kültürümüzün, edebiyatımızın değişik yanıklarını göstermeye çalıştık. Tabii ki bu toplaşuga bizim milli liderimiz, efsanevi kahramanımız Mustafa Kırmoğlu da katladı. Bunda değişik elçiliklerden adamlar verdi, siyasiler vardı, bürokratlar vardı, dışkı ilişkiler ministri genelinin bürokratlar vardı. Bu gece vesilesinden de biz biraz da farklı yaktan bakıp kültürümüzden, bizim öz medeniyetimizden de biraz daha yakınlaşkan olduk. İnşallah vatanımız için hayırlı olur. Biz beklediğimiz ve dileğimiz ki inşallah tez vakitte vatanımız kaytar. Bu şeylerimizle, tedbirlerimizle biz vatanımızda geçirmeye çalışırız. Aslında pek çok teşkilat daha evvelden 2017 senesinde 100. yılda pek çok tedbirini planlaştırgan idi. Maalesef bu işgal bu tedbirlerini geciktirdi. Bizim planlarımızı çok değiştirdi. İnşallah bizim halkımıza, milletimize Allah güç kuvvet verir. Dünya kamuoyunu bizim sesimize, çığlığımıza kayıtsız kalmaz. Vatanımız bir an evvel kaytar. Tabii çok geniş tedbirler var. Hem Türkiye'ye yakından olacak işler hem de Türkiye dışında yapılacak işler öğüt gelirdi. Biz tabii şimdi Türkiye'de de değişik bir durum var. Siyaset değişik bir halde. Türkiye'nin belki bir takım hukuk kurallarında biraz daha farklı sistemler getirilgen için biz bu tedbirlerimizi nasıl yapacağımız konusunda işgalin 3. senesi tola, o 3. senesinde nasıl bir tedbir geçirilmiş, bizim vatanımızdaki kaçırılgan ve akıbetinden bir haber alınamayan kardeşlerimizle, vatandaşlarımız için neler yapabiliriz, onların alakalı nasıl tedbirler geçirilmiş, onlar hakkında konuşuldu. Tabii olarak bu işgalin ardından Ankara başta olmak üzere Türkiye'de Balaban mitingleri yapılan büyük sürgünle alakalı. O sürgünler nasıl yapılır? Bunlar tabii ana tema konular idi. Bunun yanında da tarih konular hakkında da bir takım şeyler olup geçti. Misal de olsa Litvanya'da Kırım'ın kurucusu hanlarından Hacı Geray'ı Han'ın Dokan yerinde nasıl da bir abide tiklemek mümkün olur. Çünkü onunla alakalı vazife Dünya Kırım Tatar Kongresi'nde Türkiye ve Romanya diasporasına verilgene de ondan alakalı nasıl da bir tedbirler geçirilecek, nasıl bir yarışmalar yapılacak o konularda olup tartışmalar geçti. Belki bazı teşkilatların içki işlerine alakalı bir takım söz algan insanlar oldu. Evet. Şeyin çerçevesinde zengin bir şeyle kurum içerisinde
uzunca bir zaten münazara olup geçti. Çok sağ olun. Çok sağ olun.